kocam Aslım. Ozan'ı benden çalmak ne demekmiş sana göstereceğim. Ozan, aşkım iyi misin? Bir şey mi oldu? İyiyim, iyiyim. Aslı ne diyorum? Bugün geleyim seni alayım, hemen evlenelim. Hı? Deli ya. Ben de bir şey oldu sandım. Evleneceğiz aşkım, biraz sabret. Sabredemiyorum sevgilim artık. Bir an önce evlenelim istiyorum. Hiç kimse engel olmadan beraber bir hayat yaşayalım istiyorum. Babasız bir çocuk doğuracağın için oldu. Sen bunu bize nasıl yaptın? Ha? Nasıl yaptın? Nasıl? Baba? Ermin! Adnan, Yağız hiç iyi değil. Belli ki unutamadı hala o kızı. Sabahın köründen beri kum torbasını yumrukluyor. Hıncını ondan çıkarıyor. Yok. Yok, bu böyle olmayacak. Ben senin dediğini yapacağım. Oğlumu o kızdan kurtaracağım. Böyle mi çıkacaksın dışarı? Biraz daha kalın giyinseydin. Anneciğim tamam, üşümem ben. Bari Ozan gelene kadar bekle, dışarısı soğuk. Yok yok, ben aşağıda beklerim. Aşk işte, sabırsız 2 dakika bekleyemiyor. Berçin? Nereye böyle? Ozan'ın yanına mı yoksa? Üzgünüm. Gitmene izin veremem. Çünkü yaptıklarının cezasını çekeceksin. Üzülme be kızım. Babanın üzülecek halim var. Değil mi Nuran? Geceleri halde çalışıyorum. Ek iş olarak. Ne var bunda? Baba tamam da. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Ne gerek vardı? Acil bir şey mi oldu? Para mı lazımdı? Ben bunu anlamıyorum. Niye böyle bir şey yaptın? Yok yavrum. Baban sen çalışma diye işte. İstemiyor senin orada o kafede o çocuğun yanında çalışmanı. Bak sen üniversiteye gideceksin. Bir hoca tutmak lazım, ders aldırmak lazım değil mi? Ondan baban ek iş yapıyor yani. Babam. Ben okumaktan vazgeçtim. Hem ben kafede çalışmaktan da memnunum. Bak sen beni mutlu etmek istiyorsan bırak şu işi. Gitme ek işe falan. O bana yeter. Ne olursun daha fazla ezme beni. Ne ezmesi kızım? İnsan evladı için her şeyi yapar. Ya. Yarın bir gün evladın olursa anlarsın Eylül. Derya Hanım rahatlayın. Durun. Durun istemiyorum hayır. Aldırmayacağım çocuğu. Bebeğim benim. Kaybedemem ben seni. Neyse ben gideyim. İşe geç kalacağım. Güzelleşmişsin sen. Yağız'ım seni görür görmez vurulacak. O Eylül denen kızı aklından silecek. Berçin delirdin mi sen, ne yapıyorsun? Sana söyledim. Ozan'ı çok seviyorum dedim. Onun için canımı bile veririm dedim. Ama sen bana acımadın. Cezasını çekeceksin. Berçin sen iyi değilsin. İyi değilsin, yapma. İyi değilim. Çünkü senin yüzünden. Sen beni öldürdün. Şimdi de sıra bende. Mutlu olamayacaksınız. Berçin! Bırak. Berçin yapma. Sana bırak, öldüreceğim seni. Berçin yapma. Bırak. Berçin! Ne demek hala saç telini bulamadım? Bana bak Cengiz. Aslında Tarık'ın kızımı benim bir an önce öğrenmem lazım. Acele et. Aslından o örneği al. Tamam bugün halledeceğim. Peki sen kocandan aldın mı? Alacağım. Bugün bu iş bitecek. Ha. Hoş geldin Tarık'cığım. Sibel ne oldu? Acil gel dedin. Berçin iyi mi? Niye çağırdın beni? İyi Berçin, iyi. Konuşalım diye çağırdım seni. Geçsene içeri. Ay Adana'dayken de onlar öyleydiler. Ay Yelda kızım. Ay beni öldürdün gülmekten. Ay Yağız'ıma da anlat bunları. Pek sever o böyle hikayeleri. Üzerindeki de çok güzel kızım. Ay nasıl da yakışmış sana. Ay rengini açmış. Ay sağ ol. Siz anaokulundan beri ne iyi anlaşırdınız. Aynı koleje gittiniz. Annenle hep hayal kurardık. Büyüseler de mürüvvetlerini görsek diye. Pek de yakışırsınız. Ama Yağız Ankara'ya geldiğinden beri beni hiç aramadı. Yani yoksa çoktan kaynaşırdık biz. Ay kızım. Yağız'ım biraz hastalandı. Bir yılan ısırdı, felç oldu bir süre. Ama şimdi iyi. O yılanın başına ezdik. Yağız'ım da zehrinden arındı. Şimdi yeni bir hayata hazır. Yelda? Yaz! Canım çok özledim. Hoş geldin. Geç otur. Siz keyfinize bakın. Ben de işlerime bakayım. Oğlum dur. Ne işi? Bir otur bir konuş. Ne zamandan beri görmüyorsun kızcağızı? Anne çok zamanım yok ya. Size afiyet olsun. Berçin iyi misin? Aç gözünü. Berçin ne olur aç gözünü. Berçin, Aslı ne oluyor? İyi misiniz? Ne oldu? Düştü. Düştü. Ben bilmiyorum. Aslı seni öldürdü. Tarık yapma, bırak. Bırak, seviyorum seni. Ne olur konuşalım, bak kurtaralım evliliğimizi. Bitmiş bir evliliğin neyini kurtaracağız Sibel? Sen de biliyorsun. Yıllardır bu evin içinde iki yabancı gibiyiz. Ben böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Bunun yüzünden değil mi? Bunun yüzünden terk ediyorsun beni. Ver şu telefonu. Vermiyorum. Açalım da sana olan aşkını itiraf etsin. Dinleyelim hep beraber. Alo, Berçin merdivenlerden düştü. Hastaneye gidiyoruz. Hangi hastane Hediye? Hemen geliyorum. Berçin! Yeni bir iş kuruyorum hoş geldin. Yelda kızım, Yağız'ımla akşam yemeğine geline mi? Ay nasıl güzel de baktı sana öyle. Ne kadar da sevindi seni gördüğüne. Ne kadar güzelleşmişsin dedi. Ay içine düşecekti resmen. Evet Nermin teyzeciğim. Ben de fark ettim. Teyzeciğim mi? Ay yok artık kızım. Sen bana anneciğim de. Şimdiden ağzını alıştır. Yağız'ın da gönlü var belli. Yakında nişanı takarız. Ah elim. Ne yaptın? Yakıyordun beni. Beceriksiz. Ama siz çarptınız. Ne? Hay yalancıya bak. Kızım ben mi çarptım bu mu? Ay bırak Nermin anneciğim şu pis varoşu. Pis yalancı sen döktün. Aptal şey. Doğru konuş benimle. Konuşmazsam ne olur? Şu haline bak. Eziksin işte varoşsun. Aklın sıra zengin koca avına çıkmışsın ama anlaşılan onu da becerememişsin. Yeter. Ya sana mı bakacaktı ha? Aklın sıra onunla evlenip Adnan babacığımın mirasına konacaktın öyle mi? Pis varoş. Sana benimle doğru konuş dedim. Allah bilir ya. Yağız'dan hamile kalmaya falan da çalışmıştır bu. Evleneyim de hayatım kurtulsun hesabı. Ne oluyor burada? Ne yaptığını zannediyorsun Eylül sen? Kendine gel. Yavrum bir şey oldu mu? Allah'ım ben ne yaptım ya? Biz şimdi ciddi Eylül'ü Yaşar'dan istemeye mi gidiyoruz yani? Evet dedim ya anne. Kaç kere soracaksın ya? Hadi bağladım geç kalıyoruz hadi. Allah Allah. Oğlum. Sen bu Eylül'ün seninle evlenmek isteyeceğinden emin misin? Sen oğluna güven. Eylül kafeste. Tutup da evlenmem derse bir daha isteme şansımız da olmaz. Adımız yüzsüze çıkar. İstersen biraz daha bekleyelim. Acele etmeyelim. Anne, sen Yaşar abiyle Nuran yengenin aklını çelmeye çalış tamam mı? Kızınıza talibiz de razı etmeye çalış. Gerisini bana bırak ya. Kız bende diyorum Allah Allah. Allah Allah! Oğlum bu kız daha dün Yağız'ın peşinden gözyaşlarıyla koşturup duruyordu. Şimdi bir çiçekle bir çikolataya nasıl tav olup da seninle evlenmeye razı geliyor? Aklını mı yedin sen? La havle ya, 50 kere mi söyleyeceğim? Kız bende diyorum ya. Allah Allah, cepte cepte. Evlenecek benimle, hadi. Hadi. Bak, bir şey lazım olursa haber ver, tamam mı? Yok, bir şeye ihtiyacım yok. Sen beni burada gördüğünü kimseye söyleme yeter. Derya Gülce. Eşiniz kürtaj işleminden vazgeçtiği için ücret alınmamış, ödeme yapmanıza gerek yok. Mecbur evlenecek. Karnındaki bebesiyle daha ne kadar dolaşacak? O çocuğa bir baba lazım. O da benim tabii ki. Eylül'de karım olacak, yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Canım. Ne yaptın kızıma? Ne yaptın? Allah'ın belası, konuş! Sibel, sakin ol. Niye kızım bu halde? Söylesene! Aslı mı yaptı? Beni bilerek merdivenlerden aşağı itti. Öldürmek istedi beni. Utanmadan bir de hala karşımda duruyor. Polisi çağırın, alın götürün bu kızı gözümün önünden. Kızım ne diyorsun sen? Baba doğru söylüyorum, o yaptı. Beni merdivenlerden aşağı itti. Söylesene! Niye yaptın böyle bir şey ha? Konuş! Yeter! Yeter! Bence de. Çağıralım polisi, kim kimi öldürmek istiyor çıksın ortaya. Ne dersin? Yok. Yok, tamam. Aslı'nın suçu yok. Polisi çağırmayalım. Küçük bir kaza sadece. Berçin. Bir daha sakın karşımıza çıkma. Yürü sevgilim. DNA testi yapmak lazım. Aslından örnek getir bana. Ben de Tarık'tan alacağım. Bakalım Aslım Tarık'ın kızı mı? Eğer öyleyse yaşadın oğlum Cengiz. Hadi bakalım. Başlangıçta hepsi bir oyundu aslında. Büyük bir planın küçük bir parçasıydın sen. Bir piyondun. Sana gerçekten aşık olacağımı hiç düşünmemiştim. Oyun gerçeğe dönüştü sevgilim. Seni seviyorum. Ve emin ol, seni düşmanımın ellerine bırakmayacağım. Sen haksın. Ben kara. Artık sen olmadan yaşayamam. Ay geldi getirdi çayı, kızın üstüne döktü. Ay az kalsın yakacaktı kızı. Kıskandı belli ki. Bilerek yaptı. Ay Yelda da onun üzerine canım birazcık dikkat eder misin dedi. O bir cevap verdi. Sonra Yelda durmadı. O bir şey söyledi derken tokatladı kızı. Şu yanağımın haline bakın. Gidip darp raporu alalım. Şikayetçi olayım Nermin anne. Ben bir de konuyu Eylül'den dinleyeyim. Eylül. Yok oğlum yok. Boş ver. Gereksiz uzamasın şimdi konu. Bir özür dilesin yeter. Değil mi kızım? Tabii tabii. Yani Yağız nasıl isterse. Eylül. Yaz, bak ben... Yerlaylarını zana geçtim. Niye vurdun? Ben anlattım ya sana Yaz. Eylül, söyler misin? Niye böyle bir şey yaptın? Hiç. Yanlış anlaşılma. Peki. O zaman bir özür borçlusun. Aslında ben gidip şikayetçi olayım dedim ama... Yağız özür dilesin deyince kabul ettim. Evet, bekliyoruz. Özür dilerim. Şuna bak. Ağzının kenarıyla. Sen ne iyi ettin de ayrıldın bu kızdan oğlum. Ay beni de döverdi bu. Allah kaynanası olacak kadına sabır versin. Tam yılan. Vallahi aile dağıtır bunun gibiler. Tamam yeter. Eylül böyle bir kız değil. Belli ki bir anlık bir hata yapmış. Şimdi izin verirseniz çalışacağım. Merhaba Yaşar Bey. Ay ne zahmet ettiniz canım, öyle kız istemeye geliyormuş gibi çikolata, şeker, çiçek miçek. Biz de lafa nasıl gireceğiz diye düşünüyorduk vallahi. Sen girdin, iyi oldu. Ne lafı? Ne demek istediniz Raziye Hanım? Yaşar baba, biz buraya hayırlı bir iş için geldik. Allah'ın emriyle Eylül'ü istemeye geldik. Biz şimdi gerçekten evleniyor muyuz? Hep bugünün hayaliyle yaşadım. Seni gördüğüm ilk gün, gözlerine baktığım ilk an biliyordum karım olacağını. Yavaş! Yavaş! Seni gördüğüm ilk gün, gözlerine baktığım ilk andan beri biliyordum kocam olacağını. Bundan sonra bizi hiçbir şey yaramayacak. Hiçbir şey bize engel olamayacak. Berçin? Fatih. Onları ayırman lazım Fatih. Yoksa yemin ederim ki Aslı'mı öldürürüm. Berçin dur, ne yapıyorsun? Fatih. Gözlerimin önünde mutlu olmalarına izin verme. Ne olur. Lütfen. Ne olur. Gel. Geç. Berçin! Berçin! Tarık. Sibel, Berçin yok mu? Yok. Dışarı çıktı hava almak için. Niye gönderdin çocuğu hasta hasta? Seninle konuşmak istiyorum çünkü. Tarık, ben boşanmak istemiyorum. Sibel, aynı şeyleri konuşmak istemiyorum. Tamam. Özledim seni. Sarıl bana. Öp beni, seviyorum seni. Sibel yeter. Beni sevmediğini ikimiz de biliyoruz. Ben gidiyorum. Bırakmayacağım seni Tarık. Boşanmayacağım senden. kastım Tarık'ın kızıysa, o hediyeyle Aslı'nın elimden çekeceği var. La arkadaş, koca evde bir saç teli olmaz mı ya? Bugün bulup götürmezsem Sibel duman eder beni vallahi. Aslı? Aha, buldum vallahi. Ne işin var senin burada? Niye geldin? Hediye. Boşanacağız demedim mi ben sana ha? Aslı'nın odasında ne yapıyorsun? Çık git yoksa polis çağırırım, çık! Ya bir dur hemen, ne polisi molisi ya? Bir dur, sakin ol ya Hediye. Ben şey için geldim Hediye. Ya ben çok perişanım Hediye. Vallahi ben çok pişman oldum. Çok özledim sizi. Evimi özledim. Ay sahiden ne okuduk değil mi Yağız? Hocaları resmen delirtiyorduk. Bir şey konuşacağım demiştim. Aklıma ne geldi? Hatırlıyor musun? Lisede benim çıktığım bir çocuk vardı. Hani yan sınıftan. Sen o çocuğu öyle bir dövmüştün ki. Yani, hak etmişti o. Yani. İyi bak bakalım. İyi bak. Yağız'ımın yanına yakışan kimmiş bir bak. Onun gibi soylu, güzeller güzeli. Temiz Yelda. Senin gibi bir garson parçası değil. İyi bir bak bakalım belli. He? Senin Yağız'ımın yanında işin yok. İki cihan bir araya gelsin. Oğlumu sana yar etmem. Niye bu kadar kötüsünüz siz? Ne yaşadığınızda kalbiniz kurudu böyle. Kızınız yok mu sizin? Bir saniye. Ben sizin kızınız da olabilirdim. Ama merak etmeyin. Bizim Yağız'la aramızda hiçbir şey kalmadı. Ben onu aklımdan da kalbimden de çıkardım. Yağız, bir şey demedin. Gidiyor muyuz Uludağ'a kayak yapmaya? Gidiyoruz. Kayak yapmayı özlemişim. Oley! Ben de çok özlemişim. Siz şaka mı ediyorsunuz? Nuran yenge, Yaşar baba, bu işin şakası mı olur ya? Niyetimiz ciddi yani. Hayırlı bir iş için geldik biz buraya. Ya, biz Eylül'e talibiz. Biz oğlumla düşündük, taşındık, daha fazla beklemeyelim dedik. Bize Eylül'den daha iyi bir gelin olmaz. Size de benim oğlumdan daha iyi bir damat olmaz dedik. Bunca yıldır ahbaplığımız da var, tanıyoruz birbirimizi. Çocuklar yabancıya gitmesin. Sözün kısası, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Eylül'ü oğlum Koray'a istiyorum. Siz delirdiniz mi be? Kalkın kalkın, çıkın gidin evimden hadi. Merhaba memur bey. Biz nikah saati almak istiyoruz. Tabii, yardımcı olayım. Hangi ay içinde istiyorsunuz? Bugün. Biz hemen evlenmek istiyoruz. Yıldırım nikahıyla. Peki, kimlikleriniz yanınızda mı? Buyurun. Biz şimdi evleniyor muyuz gerçekten? Evet. Hem de yıldırım hızıyla. Tıpkı sana aşık olduğum gibi. Saplayabilirdim. Saplayabilirdim. Yemin ederim, gözümü bile kırpmadan Aslı'mı öldürebilirdim. Ben de Ozan'ı. Ama neyse ki benim kafam hala çalışıyor. Onu öldürmek değil, yaşatmak istiyorum. Yaşadığı her güne lanet ederek yaşatmak istiyorum. O zaman bir şey yap. Bir şey yap ve ayır onları ne olur. Sen merak etme. Ben harekete geçtim yine. Aslımı özledim. Evi özledim. Sizi özledim. Öyle geldim bakıyordum öyle eşyalara falan. Kızımın kokusunu özledim. Ya sen de hemen polisi çağıracağım diyorsun ya. Ne vicdansız bir kadınmışsın sen ya. Sen ne istiyorsun? Açık açık söylesene bana. Para mı istiyorsun ha? Evden para mı alacaktın? O yüzden mi geldin? Ya yok ne parası ya? Ben o kadar kötü bir adam mıyım Hediye? Evet Cengiz. Maalesef o kadar kötü bir insansın. Şimdi çık git lütfen. İyi tamam gidiyoruz. Yatıya gelmedik. Sibel Hanım beni duman eder vallahi. Aslım Tarık'ın kısmı. Benim de öğrenmem lazım. Aslım'ın saçı vallahi. Eylül, iyi misin? Başım döndü biraz. Ben bir lavaboya gideyim. Ben de bir lavaboya gideyim. Sonra da birlikte tatil alışverişine çıkarız. Oğlum, babanla konuştum şimdi. Yelda'yı da ah, yemeğe gelin akşama yavrum. Bana bak varoş gülüm. Seni bir daha Yağız'ın yanında görürsem mahvederim. Bayılma numarası yapıp ona yakın olmaya mı çalışıyorsun sen? Bıraksana kolumu. Az önce Nermin teyzeyle bir olup sana neler yapabileceğimizi gördün. Hoş. Senin yerinde ben olsam tokat atmakla kalmaz saçımı başımı yolardı. Ama sonunda özür dileyen yine sen oldun. Yağız nasıl da inandı bana. Nasıl özür diletti. Benim yapacaklarımdan kork. Ay Yaşar Bey ayıp oluyor ama. Biz ne dedik şimdi? Siz delirdiniz mi? Koray, sen Eylül'e o gözle mi bakıyorsun? Ayıp değil mi? Yaşar baba çok rica edeceğim. Ya benim niyetim ciddi. Hem ne var bunda? Boyu boyuma, huyu huyuma. Yani akraba değiliz, bir şey değiliz. Ben Eylül'ü seviyorum Yaşar abi. Yeter be! Aa Yaşar! Yahu insanların kötü bir niyeti yok işte. Bak oğlum, Eylül burada değilken biz hiçbir şey söyleyemeyiz. Ha Eylül de gelir olmaz derse o işte olmaz yani. İster Nuran yenge, ister. Sen içini ferah tut. Eylül benimle evlenmek ister. Hayatım, daha nikah birkaç saat var. Burada bir yerlerde mi oturup bekleyelim? Daha gidip gelinlikle damatlık kalacağız. Eminim sana çok yakışacak. Sen ciddi misin? Evet. Yani tamam, Yıldırım nikahıyla evleniyor olabiliriz ama gelinlik alacak kadar da vaktimiz var. Aşkım, her şey rüya gibi. Ne olur bozulmasın. Ne olur kötü bir şey olmasın. Olmayacak. Tamam. Belki davullu zurnalı bir düğünümüz olmayacak ama seni böyle bembeyaz gelinliklerin içinde melek gibi yürürken göreceğim. Buradan nikahlı eşim olarak çıkacaksın. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Hadi. Demek engel olacaksın. Ozan'la Aslım ayrılacak yani. Ne yaptın? Anlatsana, çok merak ediyorum. Niye arıyor ki bu kadın şimdi? Ya kurcalıyorum da telefonumu. Ver. Niye arıyor bu kadın seni? Ne işler çeviriyorsun sen yine? Ne oldu? Kıskandın mı? Efendim Sibel Hanım, buyurun. Ya yokmuş bana uygun bir iş ya. Tüh. İş mi? Ne işi? Aldın mı DNA örneğini? Ha, gene bana uygun bir şey olursa bana haber ederseniz çok sevinirim Sibel Hanım. Size de zahmet oluyor ama yani ben de çalışmak, aileme yardımcı olmak istiyorum, bilirsiniz. Anladım, yanında biri var. Aldın mı örneği? Ha, tabii. Siz merak etmeyin, o iş bende. La iş arıyoruz, iş. Çalışacağız. İyi, çalış. Kendine uygun bir iş bul. Güzel bir hayat kur kendine. İyi şanslar Cengiz. Eyvallah. Hediye. Aslım Tarık'ın kızıysa şansa ihtiyacı olan sensin Hediye. Eylül, bize 2 tane kahve getirir misin? Çok kıymet verdiğim biriyle karşılıklı kahve içmek istiyorum da. Bak gördün mü Yağız ne dedi? Ateş bacayı sardı. var. Eylül'e bile laf soktu. Ay nasıl da gülümsüyor. Ben hemen annemleri arayayım. Söyleyeyim düğün hazırlıklarına başlasınlar. Yağız bana resmen vuruldu. Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Eylül. Oturmayacak mısın? Yağız, sen ne yapıyorsun? Söylemiştim. Kıymet verdiğim biriyle kahve içmek istiyorum dedim. O Eylül'dü. Şimdi kalkar mısın? Oğlum sen ne söylüyorsun? Delirdin mi? Ha, dur. Bir şey unuttum. Eylül'den özür dile. Oğlum, ay oğlum sana ne oldu? Bana bak ilaç mı verdin sen benim oğluma? Anne, yeter. Her şeyi biliyorum. Eylül'ün Yelda'yı vururken ne kadar haklı olduğunda. Sizin neler yaptığınızı da biliyorum. Eylül'den özür dile. Özür dilerim. Hah, güzel. Ay kızım. Kızım bir dur. Nereye? Ne demek o? Eylül ister derken bilmediğimiz bir şey mi var? Yok Yaşar baba yok. Bunları sonra konuşuruz. Sen hele bir niyetini deyiver. Kızınla evlenmemi ister misin istemez misin? İsterler canım, niye istemesinler? Yani Koray'ım kaç senedir tanıdığınız, güvendiğiniz, sevdiğiniz aslan gibi bir oğlan. Yani çok şükür paramız pulumuz da var. Hem evimiz kira mı olsun, yakında gene evde alacağız. Ay benim oğlum çok para kazanıyor. Kız Raziye, senin oğlun çalışıyor mu ki? Oğlum sen yeni işe falan mı girdin? Benim bildiğim hep evde oturuyor bu oğlan. Dediğimi yaparsan paralar senin. Eylül'ü ayartacaksın. Koluna takacaksın. Neyse canım. Bize ne? Eylül gelince bize kızar Nuran. O gelsin sonra siz gelin. Ama ben şimdi size çok kırıldım Yaşar Bey. Yani ne dedik şimdi canım? Çocuğum bırak da bir kendine anlatsın. Anlat oğlum ne iş yaptığını. Ben freelance çalışıyorum. Freelance mi? Sizin şirketin adı o mu? Amma da uydurdu. Ya Raziye Hanım, işe gitmeden evden çalışanlar var ya. Hani mesai yapmıyorlar. Onlar öyle diyorlar işte. Ha. Oğlum evde ne iş yapıyorsun sen? Ben bilgisayar programları yazıyorum. Böyle hata kaldırmayan bir iş. Çok ciddi, stresli ama şunu söyleyeyim Nuran yenge. Ben Eylül'ü rahat ettiririm. Kız, bu Koray öyle bilgisayar anlıyor mu? Ben hiç bilmiyordum ya. Ya sabır, kapatın şu konuyu tamam. Eylül gelsin. Sen de gönlü varsa bir daha konuşuruz. Yoksa ben karışmam. Ya hadi anlatsana. Ne yapacaksın? Sorma. Her şey bittiğinde görürüz. Hadi aşkım çıksana. Aşkım, sanırım ben aradığım gelini buldum. Ama sen çık. Niye ya? Çok merak ediyorum. Aa, Ozan olmaz. Düğünden önce göremezsin. Uğursuzluk. Hadi. Peki. Peki. Dışarıdayım ben. Tamam. Annem adına özür dilerim. Yelda'yı davet etmiş. Ama ben ona sorarım. Yok söyleme bir şey. Alıştım ben zaten. Ama kız çok fena olmadı mı? Kıymet verdiğim biri deyince kendisi sandı herhalde. Oysa ki ben senden bahsediyordum. Ben teşekkür ederim. Etme. Sana kıymet verdiğim doğru. Ama anneme de söylediğin gibi. Sen ve ben diye bir şey yok artık. Biz bittik. Öyle değil mi? Öyle. Neyse. Benim mesaim bitti. Eylül, iyi misin? Başım mı döndü yine? İyiyim. Birden kaptım ya, ondan döndü. Eylül. Gerçekten iyi misin? Oğlum kızın haberi yok. Ya anasına babasına istemem derse? Merak etme, demez. Eylül'le evleneceğiz. Önce böyle bir naz falan yapar da hallederiz. İnşallah bir bildiğim vardır. Var var. Var, hem de çok bildiğim var. Belki de en iyisi gitmek. Senden gitmek Yağız. Karnımda senin bebeğini taşırken sana öyle uzaktan bakmak o kadar zor ki. En güzeli gitmek. Gidip bebeğimi tek başıma büyütmek. Efendim aşkım. Geliyorum birazdan. Dolaşmaya çıkmıştım. Tamam. Yok yere şüpheleniyorum belki de. Kim bizi niye takip etsin ki? Alo. Ne yaptınız? Ozan yakalamadı değil mi seni? İyi. Ne öğrendin çabuk anlat bana. Ne olmuş? Ne? Ya ne oldu söylesene. Ozan'la Aslım evleniyorlar. Yaşar abim, haberinizi bekliyoruz artık. Kız bu, nazlanır belki ama bakın görün, olur bu iş. Boş verin Nuran. Konuştuğumuza da değmez. Bir densizlik yapmışlar işte. Ya olur mu öyle şey Yaşar? Allah Allah. Allah'ın adını vermişler, istemişler. Hem gelenek diye bir şey var canım. Yani ne bileyim, bizim bunu bir Eylül'e sormamız lazım. Olmaz öyle. Ne oluyor ya? Neyi soracakmışsınız bana? Kızım bu Raziye Hanım'la Koray... Ha gördüm, gidiyorlardı. Niye gelmişler yine? Kızım Koray seni istiyormuş. Raziye Allah'ın emri peygamberin kavliyle talibiz bize Eylül'e diyor. Şimdi adettendir, bizim sana bir sormamız lazım. Bu Koray'la senin bir ilgin var mı? Ne bileyim yani Koray'la sen. Anne bak ben. Yavrum! Kızım. Yavrum! Kızım. Eylül yengenin bardağı mı o? Biliyor musun? Uzun bir süre sonra ilk kez birlikte güldük. Abi, onu gülerken görmeyi o kadar özlemişim ki. O da seni özlüyor bence. Ben bilirim yengemi. O seni seviyor. Sen de onu seviyorsun. Bir şans daha verseniz. Alsan yengeyi karşına, konuşsan olmaz mı? Ben de görebilir miyim ben? Ozan, dur bekle, ne yapıyorsun? Nikahtan önce göremezsin. Uğursuzlukmuş. Çok merak ettim ama ne yapayım? Ya, bekle biraz. Nikah birazdan. Peki. Hayır. Hayır, evlenemezler. Fatih, evlenemez onlar. Senin bir şey yapman lazım Fatih. Ne olur durdur onları. Evlenemez onlar. Lütfen. Ne olur durdur onları. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Aslımı benden almana izin vermeyeceğim Ozan. Onunla evlenmene göz yummayacağım. Ne oldu kızıma doktor bey? Allah aşkına bir şey söyleyin. Ne zamandır böyle? 10 dakika ya oldu ya olmadı. Taksiye bindirip hemen getirdik. Vallahi öylece bayıldı kaldı. Bir zamandır da halsiz aslında, midem bulanıyor diyordu. Tamam, siz sakin olun. Endişe etmenize hiç gerek yok. Biz şimdi kan değerlerine bakalım, size ona göre haber veririz. Lütfen siz dışarıda bekleyin. Yavrum, kızım. Hadi Yaşar. Hemşire hanım, kanını alabilir miyiz? Olanlar oldu abi. Adnan Bey girdi aranıza. O Koray denen pislik herif girdi. Sizin hayallerinizi yıktılar. Siz evlenecektiniz abi. Hem benim de yeğenim olacaktı. Mısra. Kızımızın adı Mısra olacaktı. Mısra. Güzel isim. Git konuş yengeyle ağam. Bir anlat. Durmadan anlat. O inanana kadar anlat. Sizin kaderiniz bir ağam. Sen o kıza ömrüm dedin. Bir kez daha konuşmaya değmez mi? Hem eminim ki o da bunu bekliyordur. Belki biter bu ayrılık. Yengemle senin düğününü yaparız. Değmez mi? Bebeğim nerede? Eylül'ün de telefonu çalıyor. Dur bir saniye. Bir bu eksikti şimdi. Kimmiş arayan? Hiç. Banka falan galiba. Kızımın neyi var doktor bey? Durumu nasıl? Allah aşkına bir şey söyleyin, niye uyanmadı? Biraz dinlensin, kendine gelir. Bu durumda normal bu bayılma. Hangi durumda? Hasta değil mi? Lütfen sakin olun. Kızınız gayet iyi durumda. Hatta size güzel bir haberim var. Güzel bir haber mi? Nasıl? Gözünüz aydın. Eylül Hanım hamile. Eylül Hanım bir bebek bekliyor.